Tabii ki Fenerbahçe-Trabzon maçları hem İstanbul'da hem Trabzon'da her zaman Türkiye'de ses getiren maçlardır. Çok önemli maçlardır. Biz kendi evimizde kazanmak için sahaya çıkacağız. Yani ligdeki sıralamadaki üst sıralarda kendimize iyi bir yer bulabilmek, sezonu iyi bir şekilde bitirebilmemiz için Trabzon maçını da kazanmamız lazım. Yolumuza devam etmemiz için. Tabi burada kendi evimizde oynarken de taraftarlarımızdan isteğim böyle bir maçta gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Yani onları ben yanımızda görmek istiyorum. Bize biraz yani bize takımıma ve oyuncularıma inanmalarını istiyorum. Eğer onlar bize destek verirse onların enerjisiyle biz çok daha iyi şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Onlar varsa biz varız. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Camiaları, kulüpleri, ayakta tutan camiaları ve taraftarlarıdır yani. Bizim taraftarlarımız bugün Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün en önemli bunu yaratan, bu enerjiyi ortaya çıkaran bizim taraftarlarımızdır. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Belki şu an takım olarak onların isteklerine bu sezon belki çok da öyle mutlu edebilecek bir durumda değiliz. Bunun da farkındayız. Ama biz onları mutlu etmek, kendimizi affettirmek istiyoruz. Bütün gayemiz bu. Gürkan Bey. Hocam öncelikle tebrik ediyorum galibiyet için. Bir basın toplantısı düzenlemiştiniz ve orada takımın kalite ve mental seviyesini birbirine yaklaştırmak istiyoruz demiştiniz. Takımın mental durumu hali hazırda istediğiniz seviyeye geldi mi? Nasıl yorumlarsınız? Oyuncularımın mental seviyesi hala istediğim seviyeye gelemedi. Ama bir yükseliş var. Bir enerji var. Bir birliktelik var. Bir coşku var kendi aramızda. Bu var ama hala dediğim gibi çok istediğimiz seviyede değil. Tabi bunun maç kazanmakla alakası da var. Ne kadar çok maç kazanırsak kazandıkça bu mental seviyesi, moral motivasyonumuz o zaman o şekilde yukarı gideceğini düşünüyorum. Devrim Bey. Hocam tebrikler. Sosa'yla ilgili eleştiriler var özellikle son sahnetler maçında. Siz de kadroda kimle oynatacağımızı daha iyi gördük şeklinde bir açıklamanız vardı. Bundan sonra daha böyle iyi isimler, gençleri daha fazla görebilir miyiz kadroda? Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bütün oyuncularımız değerlidir. Değerli oldukları için bir kulüptedir. Maç maç bakıyoruz biz. Burada formayı giyip sahaya çıkan her oyuncum bunun hakkını vermesi lazım. Kim veriyorsa, kim vermek istiyorsa biz tabii ki o oyuncuları bir araya getirip maçlara çıkıp mücadelemizi ediyoruz. Bu maç Sosa yoktu. Onu dinlendirdik. Onun yerine oynayan arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Onlarla bu akşam maça çıktık. Trabzon maçına bakacağız, izleyeceğiz, düşüneceğiz, analizlerimizi yapacağız. O maça da en sağlıklı, en iyi mücadeleyi hangi oyuncularımıza verebiliriz, taktik anlamda neler yapabiliriz, o oyuncularla çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Son soru yapalım Kenan Bey. Hocam tebrikler öncelikle. İrfan Can Kahveci bugün maçın temposuna uymakta zorlandı doğal olarak. Bir sakatlıktan çıktı. Yani İkinci yarı özellikle. Maç eksiğini kapatsın diye mi 80. dakikaya kadar tuttunuz? Hani Trabzonspor maçı öncesi yoksa başka planınız var mıydı? Çünkü biraz zorlandı, o da zorlandı. Bilerek tuttum oyunda. Maç eksiğini, maç temposunu kazansın diye. Çünkü o İrfan gibi oyuncuların bizim takımımızın ona ihtiyacı var. İrfan gibi oyuncularımızın birazcık fazla tuttuk ki yani biraz maç ritmini, maç temposunu yakalayabilsin diye onu bilerek yaptık. Başka soru var mı? Son soru olsun hadi İrfan Bey. Şimdi şöyle. Bu ara transferle ilgili ben daha önce açıklamıştım. Yani bir daha açıklayayım. Burası net anlaşılsın. Ben devre arası için
başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumda bu takıma nerelere oyuncu lazım olduğunu kendilerine anlattım ve söyledim. Ancak devre arası futbolcu transfer etmek kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemez. Bunların zorluklarını anlattık. Buraya da almış olmak için oyuncu almayacağız dedik. Burada başkanımız, yöneticilerimiz, yine söylüyorum, gerçekten çok ilgilendiler, uğraştılar. Bir de bizim Fair Play, UEFA Fair Play şeyinden dolayı böyle bir kulübümüzün zorluğu var. İstediğimiz şartlarda istediğimiz oyuncuları maalesef biz alamadık. Onun için yani burada yönetimimizde, ben de buraya oyuncu gelmesini istedik. Ama dediğim gibi devre arası istediğimiz seviyedeki oyuncuları transfer etmemiz kolay olmuyor. Kolay olmadığı için biz bunları gerçekleştiremedik. Ama sonuna kadar bir mücadele edildi. Bir mücadele verildi yani burada. Onun için bu devre arası olmadı. Bu bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, sağ olun. Yarın programı daha gelmedi, haber verdim.